AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Haber Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'u ziyaret etti. Mücadele edeceğiz hocam. Onlar saldıracak. Milletvekili Demircan, koalisyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak milletin verdiği görevden kaçmayacaklarını söyledi. Bu koalisyon kurma görevini de milletimiz AK Parti'ye tevdi etti. Bu da ortada açık. Çünkü AK Parti tek başına hükümet olamıyor ama AK Partisiz de bir hükümet olunamıyor. Şimdi önümüzde iki tane hükümet alternatifi görüldü. MHP ile bir koalisyon kurma ihtimali, bir de Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP ile koalisyon kurma ihtimali. Milliyetçi Hareket Partisi ilk turda daha yapılan görüşmelerde koalisyon yolunu kapattı. Milletimizin vermiş olduğu karar, koalisyon, milletimize en iyi hizmeti yapabilecek bir koalisyon hükümetinin kurulma çalışmalarına siyasi partilerin katılması görevleridir. Burada milletimiz tekneye unu taşıyanla ipe sereni ayıracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler sürüyor. Bizler AK Parti olarak daha seçimin ertesi günü bütün yetkili kurumlarımızı birer birer topladık. Milletimizin bu seçim vesilesiyle söylemiş olduğu, ortaya koymuş olduğu değerlendirmeyi en iyi şekilde okuduk, okuduğumuza inanıyoruz. Milletimizin vermiş olduğu görevden asla kaçmadık, kaçmayacağız. Koalisyon çalışmalarını sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Sanıyorum inşallah olumlu bir sonuç çıkar. Olumlu bir sonuç çıkmaz, koalisyon kurulamazsa elbette ki işin sahibi milletimiz. Milletimize götürürüz. Milletimiz en doğru kararı yine verecektir. Peki bir seçim gündeme gelirse eğer AK Parti'nin şansı bu sefer daha mı yüksek olur? Her zaman için milletimize güveniyoruz. Milletimizin ülke şartlarını ve bugün yaşanmakta olan sıkıntıları en iyi şekilde gördüğünü ve bu sıkıntılardan en uygun şekilde nasıl çıkılacağını değerlendirdiğine inanıyoruz. Koalisyon kurulmasını engelleyenler hakkında olumlu düşünmeyecektir. Koalisyon için kendi verdiği görevi en iyi yapmaya çalışan AK Parti için de biz her zaman milletimizin olumlu düşüneceğine inanıyoruz. Ülkede yaşanılan terör saldırılarını da değerlendiren Milletvekili Ahmet Demircan şöyle devam etti. Bu saldırı Türkiye'ye yapılmıştır. Bu saldırının muhatabı bütünüyle ülkemizdir. Ülkemiz böyle bir saldırıyla istikrarı bozulmak isteniyor. Türkiye buna müsaade etmeyecek. Hükümetimiz derhal başından itibaren duruma vaziyet etmiştir. 3 tane bakanını bölgeye göndermiştir. Bunlara müsaade etmeyecek güçtedir. Bunların hesabı sorulacak. Elbette ki devletimiz böyle bir sıkıntıyı çözebilecek güçtedir.